Bizim TV'deyiz. Dünden bu yana daha doğrusu hafta sonu sıcak konusuydu biliyorsunuz. Adli yılın açılış töreninin sarayda Beştepe'de yapılması ve bazı barolardan tepkiler geldi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu açıklama yaptı biliyorsunuz. Saraydaki adli yıl açılış törenine katılacak kendisi. Şu anda telefon attığımızda Sayın Feyzoğlu, iyi günler efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi günler, çok selamlar. Çok teşekkürler. Evet, tepkiler var dedim ama sizin de açıklamalarınız oldu. Saraydaki adli yıl açılış törenine katılacaksınız. Neler söyleyeceksiniz? Valla iyi niyetli tüm eleştirileri saygıyla karşılıyorum. Barolarımızın açıklamalarını elbette her zaman dikkate alıyoruz. Katılacağım diyen baroları, katılmayacağım, şu sebeple katılmayacağım diyen baroların açıklamalarını da yine elbette saygıyla karşılıyoruz. Önce şunu söyleyeyim, kamuoyu belki bilmeyebilir bizim yapımızı. Barolar kimsenin vesayeti altında değildir. Türkiye Barolar Birliği de kimsenin vesayeti altında değildir. Barolar şube değildir, ayrı yapılardır. Türkiye Barolar Birliği böyle bir genel müdürlük gibi değildir, o da ayrı bir yapıdır. Dolayısıyla her baromuz kendi yönetiminde konuyu tartışır, kendine uygun kararı verir. Ve bunu bizim aramızda bir çatlak, bir böyle büyük bir aykırılık gibi takdim etmenin de gereği yok. Biz aramızda konuşuruz. Her konuda anlaşmak zorunda değiliz ama birbirimize saygı gösteririz. Öncelikle bu. Evet. İkincisi tabii çok işi mecrasından çıkartan, çizgiyi aşan, çok rahatsız edici, çirkin saldırılar da var. Ben bunlara ya tuzu kuruların saldırıları diyorum. Bizim camiamızın dışından ağırlıklı veya artık gözü ideolojiyle kör olmuş insanlar, iyi niyetli görmüyorum bunları. Bu çizgiyi aşan, artık hakaret boyutunda yapılan saldırıların sahipleri açısından söylüyorum. Şimdi işin özüne gelecek olursa, ben adli yıl açılışlarında konuşma yapan hemen hemen tüm birlik başkanlarının konuşmalarını çıkarttım. Hepsi istisnasız ve ben de bundan önceki konuşmalarımda istisnasız yargı bağımsızlığının durumundan şikayet etmişiz. Evet. Hepimiz. Evet. Tören Yargıtay'da yapıldığında da şikayet etmişiz. Otelde yapıldığında da şikayet etmişiz. Evet. Spor salonunda yapılsa yine rahatsızlığımızı dile getireceğiz. Külliye'de yapılırsa da yine yargı bağımsızların durumuna ilişkin sorunları söyleyeceğiz. Yani anlatmak istediğim şu: mekan neresi olursa olsun yargı bağımsızlığına ilişkin şikayetimiz olmuş. Günümüze gelecek olursak, yargı bağımsızlığına ve hakim, savcı, avukat kalitesine ilişkin çok ciddi adımlar atılan, düşünce özgürlüğünü güvence altına almayı ana hedeflerinden biri yapmış bulunan bir yargı reformu süreci kanunlaşma aşamasında. Ve biz takipçisiyiz. Esasen ilk günden beri içindeyiz, yazarlarındanız. Bir buçuk yıldır çalışıyoruz. Ve bunu kavga ederek yapmadık. Türkiye'nin normalleşme ihtiyacını gözeterek Adalet Bakanlığı'nda gelin birlikte çalışalım şeklindeki teklifini memnuniyetle kabul ederek işbirliği içerisinde yaptık. Sadece biz değiliz, sadece barolar değil. Tüm hukuk fakülteleri, ilgili tüm STK'lar, başsavcılıklar, yüksek mahkemeler, bir buçuk yıldır çalışıyoruz. Binlerce kişinin emeği var. Mesela şu an
tutuk evinde ya da hapiste bulunan gazetecilik yapıyorum diye ben buradayım diye ya da işte savcıların hayır sen gazetecilik yapmıyorsun sen terör örgütüne yardım ediyorsun diye itham ettikleri bakın bir fikir çatışması var burada kişilerin tamamının da yararlanacağı bir kanun paketi hazırlığındayız. Hı hı. Eğer bugün bizi yerden yere vuranlar Temmuz ayında küçük parmaklarını oynatır. Şöyle azıcık taşın altına elini soksalardı belki de çoktan kanunlaşacaktı. Ama meclis tatile girdi ve aynı niye çıkartmadınız diye başladılar. Evet. Çıkartılması için destek vermediniz ki. Kimleri kastediyorsunuz Sayın Feyzoğlu? Daha açık ifade eder misiniz? Ya kendilerini herkes biliyor. Bugün demediğini bırakmayan kimler varsa çıkartın alt alta koyun. Hı hı. Bakalım Temmuz ayında çıkması için uğraşmışlar mı? Ne zamanki çıkmayacağı belli oldu. Ondan sonra bas bas bağırmaya başladılar. Evet. Şimdi biz birbirimize bağıracak mıyız? Çözüm mü üreteceğiz? Kavga mı edeceğiz? Sorun mu çözeceğiz? Avukat meslektaşlarımın ezici çoğunluğu, bak 125 bin avukat var, ezici çoğunluğu. Hepsi hak mücadelesinin en önde giden lokomotifleridir. Tek tek sorma imkanımız olsa, vatandaşları da katalım, vatandaşlar da tek tek sorma imkanımız olsa, birinci soru şu, adliyedeki adalet hizmetinin güvenilir hale gelmesini istiyor musunuz? Avukatlara da desek ki sorunlarınızın çözülmesini istiyor musunuz? Hepsi diyecek ki evet güvenilir adalet hizmeti istiyoruz. Sorunlar çözülsün istiyoruz. İkinci soruyu da şöyle soracağız ama. Çözüm için yumruklaşmalı mı? Gidelim yumruklaşalım mı? Kavga mı edelim? Yoksa bir diyalog zemini varsa bu diyalog zeminini mi kullanalım? Cevap diyalog zemini varsa diyalog kurun diyecekler. Üçüncü soruyu da şöyle soralım. Adli yıl açılış törenlerinde Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın da konuşması geleneği devletin en üst makamları oradayken diyalog zemininin en ileri noktasını oluşturmaktadır. Biz şimdi soru şu. Sorunlarımız var diyorsunuz. Sorunlar çözülsün istiyorsunuz. Diyalog zemini varsa diyalog da çözülsün istiyorsunuz. Adli yıl açılış töreni de en etkili diyalog zemini. Buraya katılıp da sorunları ve çözümlerini söyleyelim mi diye soralım. 125 bin avukata ve vatandaşlarımıza. Gözünü ideoloji yürümemiş, hedefe odaklı olan büyük çoğunluk emin olunuz. Git katıl, söylemen gerekeni söyledir. Biz de öyle yapacağız zaten. Söylememiz gerekeni söyleyeceğiz ve yargı reformunun çıkması için orada daha da fazla katkı koyacağız. Evet. 10 günlerce insan şu an cezaevinde bunu bekliyor. 82 milyon insan bunu bekliyor. Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen, fabrika kurmak isteyen yabancılar bunu bekliyor. Parasını Türkiye'de değerlendirmek isteyen yerli yatırımcı bunu bekliyor. Herkes bunu bekliyor. İş, istihdam, özgürlük, basın özgürlüğü hepsi bununla ilgili. Ve inşallah Ekim ayında meclisimizin ilk gündem maddesi sanıyorum bu olacak ve ciddi bir paket çıkacak. Yıllar içerisinde de parça parça eksikler tamamlanacak. Bir güzel işe birlikte imza atacağız.
bu sebeple biz orada olacağız, düşüncelerimizi söyleyeceğiz. Evet. Yani mekandan ziyade içerik sorunudur. İçeriğe odaklanalım, çözüme odaklanalım diyorum ben. Doğru. Şimdi içerik derken bu tartışma ortaya çıktığı andan itibaren 2014'tü yanlış hatırlamıyorsam Danıştay töreninde o zamanın başbakanı, şimdinin cumhurbaşkanı Erdoğan aranızda geçen diyalog gündeme geldi. O videolar dönmeye başladı. Dolayısıyla mekan önemli değil diyorsunuz. Bir özveri tırnak içinde söz konusu olmayacak. Bütün yargıda reform gerektirecek ne varsa dimdik arkasındayız diyorsunuz. Doğru mu efendim? Vallahi efendim özveri dediğiniz şu. Tabii ki katılarak biz bu saldırıları göğüslemek suretiyle bir özveri gösteriyoruz. Ben ve arkadaşlarım bu törene katılma kararı aldığımızda bu saldırıların geleceğini bilmiyor muyduk? Biliyorduk. Ya da çok ağır eleştirileceğimizi bir kısım tarafından, bir kısmın hedef tahtasına bizi koyacağını bilmiyor muyduk? Biliyorduk. Ama kişisel beklentimiz yok. Siyasi beklentimiz yok. Kendi adımıza bir kazanç beklentimiz olmadığı için reform sürecinin yürümesi adına mutlaka orada olmalıyız dedik. Bir değerlendirme yaptık. 2014'ten sonra peki neler değişti? Onu evet. Soruyorsunuz. Evet. Bakın Türkiye bir darbe girişimini atlattı. ardından çok uzun süren bir OHAL süreci yaşadık. Anayasa değişti. Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Hükümet sistemine ilişkin değişiklikler de ondan sonra yürürlüğe girdi. Bakın bütün bunlar değişti. Yani 2014'ün suyuyla 2019'da yıkanamazsınız artık. O bitti. Ama 2014'te yargı bağımsızlığı derken ne kadar haklıysak 2019'da da yargının güvenilir olması, erişilebilir olması, tarafsız olması, bağımsız olması için şunlar lazımdır derken yine o kadar haklıyız. Ama o kadar kutuplaşmış ki bazıları, o kutuplaşmaya dahil olmak istemeyen büyük çoğunluğu illa diyor tribüne benim yanıma çık, oradan karşı tarafa söv. Ülkenin herhalde %80'den fazlası birbirine sövmek istemiyor ama illa birileri iki tarafta, üç tarafta benim tribünüme çık, gel söv diyor. Oysa biz radikal sevgi dilini, radikal kucaklama hareketini başlatmak zorunda değil miyiz? Birbirimize elimizi uzatmak, o fay hatları üzerinden köprüler kurmak zorunda değil miyiz? Biz köprü kuruyoruz şu an. Ama köprüleri yıkmaya çalışanlar çok olur. Havaya uçurmak isteyenler çok olur. Buna izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımız da, çok büyük sayıda meslektaşımız da bizim arkamızda. Ona çok mutluyum. Çok büyük destek geliyor. Evet. Peki bu yargı reformundan söz ettiniz. Bununla ilgili bir süredir yoğun bir çalışma içinde olduğunuzu ifade ettiniz. O zaman şöyle sorayım. Mevcut durumdan düşünce özgürlüğü, işte yargıdaki bağımsızlık, bir iki cümleyle söylemek gerekirse memnun musunuz siz şahsi olarak? Mevcut durumdan nasıl memnun olabiliriz ki? Mevcut durumdan memnun olmadığımızı ve bunun mücadelesine verdiğimizi siz de biliyorsunuz. Tüm dünyada biliyor zaten. Evet. Yani biz Silivri kapılarında o zindanın demir kapılarını yıkarken ne mücadele verdik sizlerle birlikte. Evet, evet. Soma'da ne mücadele verdik, Aladağ'da ne mücadele verdik, madenlerde ne mücadele verdik. Türkiye'nin neresinde ne acı varsa vatandaşla birlikte o mücadelenin içindeyiz. Yanındayız, arkasındayız. Göğsümüzü siper ediyoruz her yerde. Gerçekten gazetecilik yapanların, gerçekten eleştiri hakkını kullananların, gerçekten düşüncesini açıklayanların bundan korkmamasını, zarar görmemesini sağlamak adına her zaman sahadayız ve öncü kuvvetiz. Göğsümüzü siper ediyoruz, taşın altındayız. Ama öte yandan Türkiye'nin bu sorunlarının da gerçekçi bir bakış açısıyla çözülmesi lazım. Bu reform paketinin ilk kanun, reform sürecinin ilk kanunlaşacak paketinde düşünce özgürlüğünü ilgilendiren
düşünce özgürlüğü olabilir ya da terör örgütüne destek olabilir. Örneğin dedirtebilecek her suç tipinin Yargıtay denetimine açık olması var. Ne kadar önemli biliyor musunuz bu? Yani hem slogan atacaklar birileri, şunlar dışarı, bunlar dışarı diye. Ondan sonra da onların mahkumiyet kararlarını bir kademede daha denetleyecek ve çok büyük ihtimalle de her türlü yanlışlığı, haksızlığı, varsa bir haksızlık, varsa bir yanlışlık, bunu giderecek Yargıtay denetimini içeren reform paketi çıksın diye uğraşanları hedef tahtasına koyacaklar. Samimi değil bu. Şunu da söyleyeyim. Bizi niye gidiyorsun diye yine ağır eleştiren birkaç dostumuz, arkadaşımız var. Oradaki eleştiriye bir tırnak açabilir miyim Sayın Feyzoğlu? Şöyle bir durum tasvir ediliyor. Şimdi saraya gideceksiniz. Devletin en tepe noktası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temsil edildiği bir yer, bir mekan. Ama yargı bağımsızdır, hukuk bağımsızdır, adalet bağımsızdır diyoruz. Siz de bir hukuk ismi olarak oraya farklı bir statüde gideceksiniz. Aslında eleştirilen noktalardan biri de bu. Ben bakın saygı duyuyorum eleştirilere. İyi niyetli olanları da baş tacı ediyorum. Keşke yeri ben belirleyebilsem. Ama Yargıtay belirliyor. Ev sahibimiz Yargıtay. ve Yargıtay normalleşme, Yargıtay Başkanımız normalleşme sürecine katkıda bulunmak adına bir adım atıyor. Evet. Konuşmanızı istiyorum diyor. Evet. Ben de bu normalleşme sürecine katkıda bulunmak adına tamam diyorum, yönetimine sorarım diyorum, yönetim kurulunda tartışıyoruz. Eksisini, Türkiye açısından eksisini artısını tartışıyoruz. Diyoruz ki evet, biz orada çıkıp konuşursak birileri bize çok ağır saldıracak, birileri kötü niyetli birileri fırsat bu fırsat diyecek. İyi niyetli dostlarımız da iyi niyetle eleştirecek, ağır eleştirecek, hepsi olacak bunları. Ama bizim kendimizi düşünme hakkımız yok diyoruz. Bu reform sürecinin kanunlaşmasını sağlamak için içinde olmaya devam etmek adına orada olmak zorundayız diyoruz. Evet. Bu birincisi. İkincisi, bu çok ağır eleştiren arkadaşlarımızın, dostlarımızın bir kısmı. Hepsini saygıyla karşılıyorum bu söylediklerimi. Ama Cumhurbaşkanlığı külliyesine hiç gitmemişler mi acaba? Hepsi gitti. Hukuk politikaları kuruluna katılıp Cumhurbaşkanlığı'nda toplantılar yapmadılar mı? Hukuk politikaları kurulunun başkanı Sayın Cumhurbaşkanı değil mi? Onun vekiliyle toplantı yaptılar. Kendisiyle yapmadılar. Vekiliyle yaptılar. Vekiliyle yapınca tamam da kendisiyle toplanınca ve kendisinin yüzüne karşı olması gerekeni doğru düşündüğünüzü söylediğinizde mi sorun var? Yani arkadan mı konuşmalısınız? Yüze karşı konuşuyorsunuz. Yani gidilmemiş bir yer değil orası. Ayrıca bir şey daha var. Bu kıymetli arkadaşlarımız başka siyasi partilerin, başka da başka bir siyasi partinin ilçe başkanlarıyla fotoğraf veriyorlar. İl başkanıyla fotoğraf veriyorlar. Genel başkanlarıyla fotoğraf veriyorlar. O fotoğrafları profil resimleri yapıyorlar. O fotoğrafları herkese gösteriyorlar. Sosyal medyada yayınlıyorlar. Bu siyaset değil. Ama biz bir meslek örgütünün yapması gereken, meslektaşlarının beklentisi adına yapması gerekeni yapıyoruz. Evet. Devletin başının bulunduğu bir yere sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi anlatmak için gittiğimizde bize kızıyorlar. Kızmasınlar, çünkü biz de onlara kızmıyoruz. Yani biz de saygı duyuyoruz. Dolayısıyla bir gerginlik yaratmaya da bu noktada gerek yok. Anladım. Gerçekten vatandaşların ve meslektaşların beklentisi kavga değil, çözüm istiyorlar. Biz çözüm odaklı çalışıyoruz şu anda.
Evet. Yani kendi inanın ben kendimi düşünüyor olsam o kadar rahat başkanlık yaparım ki gelene gidene az şekerli, orta şekerli kahve ısmarlarım. Hoş geldin, beş gittin derim. O çok güzel, rahat koltuğumda otururum. Türkiye'yi tam 7 kere dolaşmışım. Vatandaşların içindeyim. Meslektaşlarımın içindeyim, stajyer avukatların içindeyim. Hepsinin tek tek derdini yerinde dinledim. Ve yaz boyu da Türkiye'ye yine dolaştım. Hı hı. Öyle tatil için değil, iş için. Görevim gereği dolaştım. Tek tek vatandaşlara sordum. Sosyal medyama bakabilirsiniz. Hı hı. Yargı reformunu bekliyor musunuz, istiyor musunuz diye. Sokakta bir Allah'ın kulu buna demedi. Biz adalet hizmetinin iyileştirilmesini istiyoruz. Mahkemelere güvenmek istiyoruz. Ne gerekiyorsa yapın artık diye feryat ediyor vatandaş. Anladım. İşte bunun için uğraşmak lazım. Evet. Durum bu. Bir daha söylüyorum. Tüm eleştirileri saygıyla karşılıyorum. Eleştirinin ötesine geçen, artık çok hakarete varan cümleleri, onlara diyecek bir şey yok. Anladım. Onlar Türkiye'nin kavga etmesini isteyenler. Biz kavga etmeden başaracağız. Sayın Feyzoğlu, şimdi barolarla başlamıştı. 40'ın üstünde baro gitmeyeceğini, katılmayacağını saraydaki töreni açıkladı. Araya bir sürü yorumunuz girdi. Tekrar oraya dönmek istiyorum ben. Şimdi tuzlu kurular tanımlamanız çok tepki çekti. Bir de önemli bir farklı İzmir Barosu'ndan açıklama geldi. Bizi temsil etmiyorsunuz dedi. Dolayısıyla bir genel kurul mu istiyor İzmir Barosu? Nedir sizin yorumunuz ya da bilgileriniz? Biz kimse adına gitmiyoruz. Kendi adımıza gidiyoruz. Öyle bir herhalde yanılgı içinde olmuş kıymetli baromuz. Bizi temsilen mi gidiyorsunuz? Yok, biz kimseyi temsilen gittiğimiz iddiasında değiliz. Biz Türkiye Barolar Birliği olarak gidiyoruz. Bir başka baromuz da yaptığı bir başka işlemde o da kendini temsil ediyor. Şimdi ben de onlara şöyle bir açıklama yaptıklarında beni temsil etmiyorsunuz dersem şık olmaz. Bu gereksiz bir polemik. O polemiğeden girmem. Gerekli değil. Bir telefonla söylenebilecek şeyleri kamuoyunun önünde paylaşmak biraz başka amaca hizmet eder. İkincisi de tuzlu kurular açıklamamın kime söylendiği çok belli. Her cümlemi ben barolarımızın kararlarına her zaman saygı duyuyorum diye başlıyorum. Bütün açıklamalarımda, bütün röportajlarımda. Ama bundan eğer birileri alınmışsa baro başkanlarının içinde onlara söylemediğim çok açık ama yapabileceğim bir şey yok. İşlerine alınmak istiyorlarsa beni ararlar, bize mi söyledin derler. Ben de onlara derim ki size söylemedim, niye üstünüze alındınız derim. Ama şu var ki orada o cümleyi sarf ettiğimde önümde 600 tane ruhsat vardı. Son 10 günde imzaladığım yeni avukatların ruhsatnameleri sadece son 10 günde 600 kişi katılmış aramıza. Ben onları gösteriyorum ve diyorum ki bizim bu gençlere yaşam hakkı tanımamız lazım diyorum. Bu gençlerin yaşam hakkı için mücadele ederken tuzlu kuruların söyledikleri çok beni rahatsız etmiyor. Çok önemsemiyorum diyorum. Çünkü o saldırılar bizi amacımızdan alıkoymamalı diyorum. Tuzlu kuruların saldırıları. Bunda bir alınacak şey yok. Kimse üstüne barolardan hele hele hiç kimse üstüne alınmasın. Hakaret eden varsa, saldıran varsa, küfreden varsa artık edep sınırını aşarak cümleler kuran varsa onlar alınabilirler tabii ki. Anladım. Peki söylediğiniz sözler, açıklamalarınızla kimi kastettiğiniz merak uyandırmıştı. Hem ona hem de sarayda. Evet. Onlar kendilerini bilirler diye. Çok zorladım ama tam olarak söylemeyeceksiniz. Kendilerini bilirler diyorsunuz. Hem saraydaki törene... Onlar kendilerini bilir. Ben yani cebinde çay parasını zor bulan avukatların derdini çözmek zorundayım. Onu, o durumu anlamayan herkesin de tuzu kurudur. Bakın onu da söyleyeyim. Ben anlamıyorsam benim tuzum kurudur. Ben anlıyorum onların derdini. Çünkü onlarla iç içeyim. Anladım. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz Sayın Feyzoğlu. Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun.
Evet, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile konuştuk. Saraydaki adli yıl açılış törenine katılacak çok büyük eleştiriler vardı. Kendisi açıklık getirdi efendim. Bir başka yayında görüşmek üzere.